Aman yavaş. Heh, durma lan durma. Motor, çalış bakalım. Çalışsa zaten şaşardım. Yine motoru burcu olarak çalıştırdık. Yoruldum. Bu motor beni öldürecek bir gün. Oh. Evet, bir kazan. Kamboçya kazan, ben Kepçe videosuna daha hoş geldiniz. Bugün gündem biraz yoğun. Önce şu an şeye gidiyoruz. GoPro aksesuarları satan bir mağaza var. Oraya gideceğiz ve oradan boynuna takmak için GoPro şey var, aksesuarı var. Ondan alacağım. Şimdi hazır şeyi gelmişken söyleyeyim. Yeri gelmişken söyleyelim. Karşıda şu an şey var. Kırmızı ışık yanıyor ya. Karşıya şu an geçmek yasak ama sağ tarafa dönebilirim. Kamboçya'da böyle bir olay var işte. Işıklar böyle bak. Mesela kırmızı yanmasına rağmen sağ tarafa dönebiliyorsun. Böyle acayip bir olay var. Orada polis de var. Bak, ağacın arkasında polis de bekliyor ama hiçbir şey söylemiyor. Çünkü kırmızı ışık sadece karşı yol için. Yan tarafa dönüşler için bir sorun yok. Yani bilmiyorum, şeyde öyle değil. Bizim orada öyle değildi yani. Türkiye'de öyle değil. Neyse, tekrarlayalım. Şimdi bugün ne yapacağız? Şimdi şey gidiyorum. GoPro aparatlarının satıldığı bir mağaza var. Oraya gideceğim. Boynuna bağlamak için bir aparat var. Onu alacağım. $15. Belki indirim yaparlar mı yapmazlar mı bilmiyorum. Oradan onu boynuma bağlayacağım kamerayla. Çünkü şu an çok iyi sonuç almadım. Çok şey yapıyor. Yamuk çekiyor. O cihazı aldıktan sonra da gideceğim başka bir yere. Oradan da bir tane projeksiyon cihazı alacağım. Adaya. Kohronk Adası'na göndermek için. Orada bir tane müşterim var. Bir arkadaşımız. Para gönderdi bana. Aa bak, ayıya bak. Para gönderdi. Projeksiyon cihazı alacağım. O da yaklaşık $350 falan o civarlarda. Epson marka. Lan hıyar. Beklemiyor. Epson marka projeksiyon cihazı alacağım. Onu da götüreceğim, kargoya vereceğim. Ondan sonra eve döneceğim. Yani bir iki saatlik bir iş var. Ne diyorsun amına koyayım? Bunlar mal ya. Ha, bunlar şeyler, motorcular. Şimdi bu motorcular ne yapıyor? Bak,
beni çağırıyorlar. Gel gel diyor, gel gel diyor. Diyor ki şimdi sen diyor yabancısın diyor burada. Senin altındaki motor diyor çok eski. Sen diyor bunu bize ver diyor. Biz sana diyor başka motor verelim. Üstüne para ver. Tabii bunlar şeyler. Ölü fiyatına alıyorlar. Ölücüler yani. Ölü seviciler. Sen gitme benimle kal. Ne olur bırakma evlerimi. Buraya da 20 tane AVM yapıldı. Onun yanına da rezidanslar yapılıyor. Phnom Penh çok acayip bir yer ya. Motorcular bak o bayağı bir sürüste bereket. Bu bölge özellikle motorcuların olduğu bölge. Motor satıyorlar. Her türlü fiyata motor var. $100 başlar. 400-500 dolara kadar böyle alabileceğiniz motorlar var. Yanlış mı yerden geldik? Nereden geldik? Ben anlamadım ki. Ha. Burada ışık yok. Artık buraları öğrendik ya. Her yeri biliyorum. Önceden zordu ama karıştırıyorduk. Çünkü burası şey gibi yani. Örümcek ağ gibi. Zor öğrenmek ama öğrendik. Buradan şimdi sağa döneceğiz. Ama sağa aslında sağa dönmek için beklememe gerek yok. Aslında şuradan dönebilirdin ama yol kapalı. Yol kapalı olmasa beklemeye gerek yok. Demin söyledim size. Lambaların nasıl çalıştığını. Hadi kardeşim, hadi kardeşim. Bekleme yapma, bekleme yapma. Gel. Ha, birazdan şimdi şeye gideceğiz. Size bir tane mağaza göstereceğim. Bekleyin biraz. Şöyle bir iki dakika sonra önünden geçeceğimiz bir mağaza var. Çok büyük bir mağaza. Ne olduğunu söylemiyorum. Birazdan göreceksiniz. Tam bu yolun sonunda. Motor. Hayret çalıştı. Ben şimdi gaz vermeyince motor duruyor, stop ediyor. O yüzden şu an hep gaz veriyorum. Verdim tamirciye. $15 para da verdik. Yaptım dedi. Yine aynısı olmadı. Daha çok bozuldu. Burada işte bu Kamboçya'da şey olmaz. Yok ki tamir olayı yok. Bir şey bozulduğu zaman atacaksın. Çöpe yenisini alacaksın. Burada herhangi bir şeyi tamir ettirmeye çalışırsan kanser olursun. Kanser. Yersin kafayı. Yapmıyorlar. Beceremiyorlar. Öyle bir kültür yok yani burada. Sen gitme benimle kal. Ne olur bırakma ellerimi. Benimle kal. Nereden takıldı bu şarkı ağzıma ya? Benimle kal. Hazır yeşil yandı. Hadi yavrum. Hadi yavrum, değişmeden geçelim. Ha, söylediğim mağazaya yaklaştık. Şurada hemen, sol tarafta. Zaten oradan da ben sol tarafa döneceğim. Allah'ın Kamboçya'sında bakın bakalım nasıl bir mağaza var.
Kamboçya deyip geçmeyin. Bu yani bu adamların arkasında koskoca Çin var. Bak. Bentley. Zaten burada her yerde arabalar hep var. Bentley, Maserati, McLaren, Aston Martin'i, Aston Martin en Lamborghini. Bak. Fena fena. İçeride var ya, belki oradan uzak kaldı ama görünmüyor olabilir ama çok fena arabalar var. Bu arabalar zaten hepsi bunlar şu an trafikte. Adam ayrıca şeyler var. Rolls Royce'lar falan var. Adamın altında kaç milyon dolarlık araba var. Rolls Royce. Kenara çekmiş mahalleye şey yiyor. Noodle yiyor. Bir dolarlık yemek yiyor yani. Görmemişler bunlar. Buradan sola döneceğiz. Lamba yok. Artık Allah büyüktür deyip sinyalimizi verdik. Lamba var mı? Ben anlamadım ki. Lamba nerede? Karşı tarafta var bir lamba ama zaten bu Kamboçya'nın lambaları, bu senkronizasyonunu hala anlamış değilim. Bak şimdi. Bunlar şu an hazır bulmuşken. Biz geçtik ama orası şu an kırmızı. Nasıl geçtik anlamadım yani. Neyse. Burası da arkadaşlar Phnom Penh'in şeyi, Beylikdüzü. Çok benziyor. Beylikdüzü'ne. Benim eski bir mekanım. Beylikdüzü Belediyesi'nde çalışmıştım. Web TV'de. Ekrem Başkan'la beraber çalışmıştık. Ekrem İmamoğlu Başkan. Vay be. Ne günlerdi. Onunla beraberdik. Beylikdüzü ile ilgili haberler yapıyorduk. Beylikdüzü Belediyesi Web TV. Ayrıldım daha sonra. Kamboçya'ya geldim. Şimdi bir kontrol yapmamız lazım. Burada bir yerlerde ama gideceğim dükkan nerede olduğunu bilmiyorum. Navigasyonu açmıştım. Buradan sol gösteriyor. Araba arkası sağlam. Sinyalimizi verelim. Aman yavaş. Durma lan durma. Ulan rezil ettim benim motor. Benim bu motoru acilen değiştirmem lazım. Alıştım kerataya ama yok arkadaş böyle olmaz ya. Adam gibi bir tamirci varsa yaptırayım diyeceğim ama çok eskiymiş motor zaten. Yani adam da söyledi yani bununla diyor uğraşma sen diyor. Galiba evet ya. Boşuna tamir ettirmemek lazım. Neyse nereden gidiyoruz? Biraz daha gidiyoruz. İleriden sağa. Ya aslında bu alacağım şey boyun aparatı 15 dolar. Ya bu son günlerde çok para harcıyorum ya. Sağa sola her yere para gidiyor. Çünkü niye gidiyor? Başka yerde olsam böyle harcamam. Burada Phnom Penh'de elinin altında her şey var. Beyaz peynir bile var yani. Geldi harcama. Elinin altında her şey olduğu için para harcamak da öyle şey oluyor. Her şeye harcıyorsun çünkü elinin altında olmayınca her şey böyle rahat ulaşamayınca alacağın şeyi o yüzden para harcamıyorsun. Sokak buradan sola dön diyor. İleride. GoPro mağazası. Bakalım. İlginç. Neler var neler yok. Allah kahretsin.
GoPro bazasına geldik burası. Burada bu GoPro'yu şöyle şey boynu bağlamak için bir şey alacağız, aparat alacağız. Ben daha önce şuna bağlıyordum. Gidelim bakalım. Hello. Böyle GoPro ile ilgili aparatlar. Oo, burası şeymiş, ne ararsan var. Cennet, cennet. You can adjust to any position that you want. Yes, yes. Okay, I will back. So next time, if you have, you want to use with your mobile phone, there is a mobile phone. Mobile phone, yeah, yes. Battery charger. Normally you charge by cable, right? Because it cable, the yes. Yes, we don't have the charger because the battery is different. Yes. Different size, cannot charge with the Hero 5. Okay, thank you. Can I pay ABA? Yeah, sure. Şimdi... The plastic bag? No, thank you. ABA. Face ID. Şak diye gitti para. Yes, I ordered. Thank you so much. You're welcome. Yes. Bunları kaldırıyoruz. Böyle bir şey. Another, but we have another product. Şey, eye check. Which product? No, I don't know. Şey, eye check. Teresin Eken Drone Mobile. Ne varmış? Do you have second hand GoPro? Oh, second hand, yeah. Second hand. Ha, no, no. I don't have new. No. Many product have? Yes. Yes, good. Okay, thank you very much. Thank you so Akun. Much. Vay be. Aleti aldık. Nasıl oldu şimdi? Şimdi açısını ayarlamak lazım. O yüzden şöyle
50 metre gidip şu an kayıttayım zaten. 50 metre bir gidip bakacağım açı nasıl, ona göre tekrar ayarlayacağım. Çünkü bundan sonra başka bir yere gideceğiz. Hava da sıcak bugün ha. Üf, Kamboçya yanıyor. Baksana, burası böyle bir şey işte. Böyle bir yer. Tencere bile var, yani her şey var. Vantilatör, mantilatör, tencere, tava, GoPro. Hayret, motor çalıştı. Ne oluyor lan? Şimdi böyle gittik, tamam. Gölge burası. Burada bir duralım. Motor da zaten stop etti. Bakalım nasıl. Açıya bakalım. Vallahi alet şöyle. Çok güzel. Memnun kaldım. Şimdi 2 dakika test ettim. Çözdük. Kayıtta mıyız lan biz?